Efendim iyi akşamlar. Gece görüşüne hoş geldiniz. Siyaset hareketli. Bir yanda Cumhur İttifakı, diğer yanda Millet İttifakı. Türkiye seçime gidiyor 14 Mayıs'ta. Cumhurbaşkanının kararının yarın ya da yarın akşam en geç seçim yenileme kararının açıklanması bekleniyor. Resmi gazetede yayımlanacak. Diğer tarafta tabii en çok günün en sıcak konusu HDP'ye hazineden 539 milyon lira aktarılacak olması. Yani blokeyi kaldırmış olması Anayasa Mahkemesi'nin. Dolayısıyla tüm bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Murat Gezici, kamuoyu araştırmacısı. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İsmet Özçelik, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi. Hoş geldiniz İsmet abi. Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi yazarı, gazeteci. Hoş geldiniz Zafer Bey. Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara temsilcisi de bizimle birlikte. Hoş geldin. Merhaba. Melik Yiğitel. Tabii bir başsağlığı dileğiyle başlamak istiyorum. Meslektaşımız İsmet Demirören'i, evet, gazeteci, abimiz, büyüğümüz, meslektaşımız kaybettik. Allah rahmet eylesin. Evet. Ailesine de gerçekten başsağlığı dileklerimizi buradan iletiyoruz. Ya, bundan başlamak isterim. Çok erken bir yaş. Ben de böyle hani şey derler ya, daha yeni gazeteciye başladım dönemde. İsmet abiden çok şey öğrendim, bunu söyleyeyim. Hakikaten hani önemli bir değer, iyi bir gazeteci ve gerçekten çok üzgünüm. Yarın da cenaze töreni var, evet, saat 12'de. Evet. İnşallah orada da olacağız. Evet, yani İsmet Allah rahmet abiydi. Etsin. Gerçekten, Allah rahmet eylesin. Harbiden İsmet, evet, abiydi yani. Gerçekten hepimizin çok İsmet genç abisi. Yaşta bir vefat oldu ne yazık ki. Allah rahmet eylesin. Tüm ailesine başsağlığı diliyoruz ve tabii ki camiaya da aynı şekilde. Şimdi sevgili izleyiciler, her başlığı yani Millet İttifakı'nda ne oluyor, Cumhur İttifakı'nda ne oluyor, tüm bunları konuşacağız. Ama belki en sıcak gelişmeyle başlayalım. En sıcak gelişmelerden biriyle başlayalım daha doğrusu. Şimdi aslında Meral Akşener konuştu. Meral Akşener konuştuktan sonra Demirtaş bir mektup yazdı. Bunları konuşacağız. Ama son olarak en sondan başlayacak olursak Fikret Bila'ya Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Dedi ki elbette HDP'yi ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak tüm Türkiye'nin 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemle ne sakınca olabilir? Mecliste HDP'li başkan vekilinin yönetimi altında çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim. Çok net bir şekilde de görüşebileceklerini CHP'nin görüşmüş olacağını ama masada olamayacağını Akşener ifade etmişti. Şimdi buradan başlayacak olursak acaba HDP adayımız Kılıçdaroğlu der mi? Kılıçdaroğlu'na destek olur mu? Bu süreçte HDP'nin kararını Akşener ne kadar etkiler Murat Gezici? Evet. Şimdi HDP belli bir kitlenin oyunu alarak ayakta durmakta çalışan bir siyasi parti durumunda. Türkiye'de demokratikleşme bireyin demokratlaşmasıyla mümkün. Bu da bireyin karşı tarafı tanıma, anlama ve saygı duymasıyla gelişir. Hı hı. Ve bu süreç Türkiye'de son 20 yılda özellikle 24 yılda Türkiye'deki tırnak içerisinde bahsedilen Kürt sorunu aslında olmadığı, kendi içerisinde demokratikleşerek aslında birbirini anlama ve empati kurularak sürülen bir süreç. HDP'ye gelen oyların %55'i aslında Kürt asıllı vatandaşlar. %45'lik bir kitle ise demokrasi kaygısıyla oy veren seçmenler. Örneğin Denizli'de, Aydın'da bile, Muğla'da dahi HDP'ye oylar çıkıyor. Ya da Nişantaşı'nda gibi, Kadıköy'de, Caddebostan'da. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Aslında HDP bahsedildiği gibi çok kilit bir parti değil. HDP, nasıl değil? Herkes şöyle diyor Murat HDP, Bey. HDP'nin oyları, yani Kürt seçmenin oyu kilit durumda diyor. Evet, nasıl değil? Ben şöyle, onu anlatır mısınız bana? Tabii. HDP diyelim ki bir boykot kararı aldı. Sandığa gitmiyoruz dese dahi
20 ya da %30'unu götürmeyebilir. Yani %80'i sandığa gidip oy kullanacaktır. Yani %1'ini mi kontrol edebilir? %1'ini kontrol edebilir. 5 kişiden birini kontrol edebilir. HDP o kadar güçlü bir ideolojisi yok artık. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesiyle HDP'ye olan güven giderek azalmıştır. Şimdi son anketlere baktığımız zaman HDP'nin oy oranı 9'a 10'a gerilediğini görüyoruz. HDP 2015'lerde %14'leri görmüştü. Ama şu an baktığımız zaman HDP azalıyor. Çünkü HDP ile PKK'nın, Kandil'in işbirliği artık sokakta mikrofon tutsanız herkes söyleyebilecek bir boyutta. Türk toplumunun %77'si terör örgütüyle ilişkilidir diyor. Türkiye'de özellik isteyenlerin oranı %3. Bakın, eğer bir ülkede Kürt sorunu gerçekten de varsa özellik isteyenlerin oranı %3 olmaz. Üniter devlet yapısını isteyenlerin oranı %97'nin üzerinde. Bu anlamlı. Bu ne zamandan beri var? Aslında son 22 yıl, 24 yıldır var. Ecevit'in gelmesiyle birlikte, sonra AK Parti iktidarının Kürtlerin kültürel haklarını vermesiyle aslında büyük bir yumuşama meydana gelmiştir. Biraz önce o yüzden temelde söyledim. Demokratikleşme bireyin birbirini anlaması, tanımasıyla, empatiyle gelişti. Türkiye 20 yıl önceki Türkiye değil. İfade etmek istediğim, HDP kilit bir parti değil. HDP'ye oy verenlerin... Kilit dese Kemal Bey neden gidiyor? Onu söylemek isteyeceğim. HDP'nin %22'si, yani HDP'ye oy veren 5 kişiden biri Sayın Erdoğan'a kesinlikle oy vereceğini söylüyor. Bu müthiş bir rakam. Yani aradığını orada bulamıyor. Kim bunlar? Ağrı gibi. Şu an için geçerli. Şu an için de geçerli. Yani yeni anketimde de bu geçerli. Örneğin Adıyaman gibi, Batman gibi, Van gibi, daha mütedeyin muhafazakar Bitlis gibi, Muş gibi bölgelerdeki vatandaş, oradaki Kürtlerin Millet İttifakı'na bakış açısıyla Cumhur İttifakı'na bakış açısı aynı değil. Yani oradaki HDP seçmeni. Ama bir Diyarbakır'daki seçmenin davranışıyla Şırnak'taki ve Hakkari'deki vatandaşın tercihleri farklı olabiliyor. Kemal Bey... Ya da şunu söyleyebilir miyiz? Şehirdekilerle kırsaldakilerin tercihleri farklıdır da diyebilir miyiz? Evet, farklı. Kemal Bey neden HDP'ye gitmek istiyor ve bu kadar açık, netçe, ben açıkçası beklemiyordum. Kemal Bey'in elbette kelimesini kullanarak gitmem gerekiyor dedi. Bu bir stratejik. Neyi beklemiyordunuz? Ben elbette kelimesini beklemiyordum. Yani Niye? Elbette size ne ifade etti? Mi? Tabii zorunlu gibi. Yani oradaki zorunlu kelimesi sizin ifade ettiğiniz gibi değil. Yani bir HDP'yi tabii ki yok saymamak lazım. 6 milyon 400 bin yurttaş oy vermiş. Ve bu Kürtlerin, daha doğrusu bu partiye oy veren yurttaşların %77'si de meclise güveniyor. Meclisi kabul ediyor. Yani o yüzden demokratik bir süreç. Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Erdoğan da Kürt sorunu çözümünü sonradan meclis olarak ifade etti. Bu kavram önemli. Sayın Kılıçdaroğlu dünyaya bir mesaj vermek istiyor. Kazandığı takdirde Türkiye'nin çok büyük renkleriyle ilk turda kazandım demek için aslında HDP ile anlaşarak gitmek istiyor. Yani ilk turda Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Sayın Kılıçdaroğlu ilk turda kazanma ihtimali HDP'nin aday çıkarmamasıyla mümkün. İkinci tura kaldığında Erdoğan'ın kazanma ihtimali daha yükseliyor. Çünkü yani bu yüzden... sandığa gitmeyen bir kitle Erdoğan için koruma altına almak adına sandığa yöneldiğini görebiliyoruz. O yüzden muhalefet şunun farkında. O yüzden büyük bir hazırlık var. Yani baktığınız zaman 8 farklı isim ilk turda Kılıçdaroğlu'nu kazandırmak Kemal istiyor. Ama Kemal Bey, HDP'siz özetle kazanamıyor değil mi? Kazanamaz. Yani çizdiğiniz fotoğrafta ben onu anladım. Ama HDP'siz kazanamaz. Kazanamaz. Diyorsun. Şöyle olabilir Melih Bey. HDP'nin oy oranı 10 diye kabul edelim. Bunun %80'ı Kılıçdaroğlu'na verebilir. Fakat kesinlikle vereceklerin oranı 6,5. Yani 10 kişiden 6'sı kesinlikle veririm diyor. Bir kısmı ise korkuyor. Ama 4'ünün tercihi Erdoğan olabilir. Kazanımları kaybedebilirim diye korkuyor. Endişesi var. Kimi, güvenmiyor. Kimi? Muhalefete güvenmiyor. Güvenmiyor. Ona geleceğim. Bir dakika. Evet. Zafer, Kemal Kılıçdaroğlu elbette giderim diyerek ne dedi? Ziyaret edeceğim diyerek. HDP, şimdi bunu İYİ Parti boyutunu falan ayrı konuşacağım. O yüzden sadece bu sorulara yanıt vermenizi istiyorum. HDP adayımız Kılıçdaroğlu der mi?
adım adım o yolda mı, öyle mi görünüyor? Ben Kemal Bey'in HDP'ye gitmesini son derece doğal karşılıyorum. Hı hı. Elbette ki siz muhalefetin adayı olarak ortaya çıkmışsınız. HDP de bir muhalefet partisi. Hem de sizi masada Gültekin Uysal ve partisinden sonra en net şekilde destekleyen parti. Her ne kadar masada görünmese de. Nasıl yani? Elbette Gültekin Uysal kadar net destekleyen Kemal Bey'i yok mu masada? Yani İyi Parti'nin verdiği destek işte haftalardır tartışılıyor. Yani en net biçimde Kemal Bey'e destek açıklayan iki parti var. Aslında şöyle baktığın zaman Demokrat Parti, kısmen Saadet, kısmen Deva, Gelecek onlardan sonra geliyor. HDP yani sürecin neredeyse başından beri Kemal Bey'in yanında. Hı hı. Mesela bir bilgi olarak aktarayım. Mesela bu HDP-CHP görüşmesini, ittifakını perde arkasında yürüten isim Sezgin Tanrıkulu. Son 7 ayda en az 4 kez belki daha fazla Diyarbakır'da CHP ile Sezgin Tanrıkulu üzerinden HDP'lilerin yapmış oldukları görüşmeler var. Yani bu ittifakın altyapısı aylar öncesinden, belki de yıllar öncesinden oluşturulmuş durumda. Dolayısıyla burada Kemal Bey'in HDP'ye gitmesinde şaşılacak bir şey yok. Kemal Bey'in zaten birdenbire masadan sofra, Halil İbrahim sofrası klişesini kullanmaya başlaması, Türkiye'nin bütün renklerini orada toplayacağız demesi doğrudan HDP'ye verilmiş bir mesaj. Ben bunları kesinlikle eleştirmiyorum. HDP tabii ki Türkiye'nin bir partisi. O partiye oy veren insanlar bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı. Burada mesele şu, oy veren seçmeni bir kenara koyduğunuzda HDP üst yönetiminin maalesef bir terör örgütünün talimatlarıyla hareket ediyor olması ve Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla sorunlu olduklarını gizleme gereği dahi duymaması. Bak daha enteresan bir şey söyleyeyim. Buna mutlaka itiraz edeceklerdir. Hayır öyle değil diyeceklerdir. Hani şu bakanlık mevzusu çok konuşuluyor ya Hande. Evet. Şimdi ayrıntılardan bütüne gidelim. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı. Evet. Ne dedi son katıldığı yayınlardan bir tanesinde? Bu Millet İttifakı'nın dedi çatısı dedi, değil mi? Hı hı. Kurulması çok önceye dayanıyor dedi. Bundan daha önceye dayanıyor dedi. Ne zaman o tarih? 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ne oldu? Bir istikşafi görüşmeler oldu değil mi? Hı hı. Hatırlıyorsun. Hı hı. İstikşafi görüşmeleri kim yürüttü? Hükümet adına Ahmet Davutoğlu, muhalefet adına Kemal Kılıçdaroğlu. Neredeyse anlaşıyorlardı, uzun sürmüştü, hatırlıyorsun değil mi? O günlerden gelen bu ikili arasındaki muhabbet bu masanın oluşturulmasında temel dayanaklardan birisi olmuş görünüyor. Şimdi gel HDP boyutuna. HDP'ye bakanlık verilecek mi, verilmeyecek mi? Aslında organik olarak hani HDP'den seçilen bir isme bakanlık verilmeyecek. Planı anlatıyorum şimdi sana. Nasıl olacak peki bu? Şöyle olacak. Bak iki tane bakanlık. Bugün ne var bizde? Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bu bakanlıklar ayrılacak. Kültürü bir kenara koy. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Bunlar ayrılacak. Çevreyi bir tarafa koy. Bu iki bakanlık HDP'nin istediği isimlere verilecek. Ama bu isimler HDP listelerinden seçilmiş olmayacaklar. Pardon, bir şey soracağım. Kimin listesinden seçilecekler? Hı. Muhtemelen Gelecek ya da Deva Partisi'nin listelerinden seçilecekler. Yani ama biz onlara HDP'ye bakanlık verilmemiş olacak. Kağıt üstünde öyle bak. Bir de Meral Akşener'in bakanlık gibi alışveriş olması mümkün ya değil ifadesi. Bunun karşılığında var. Ne olacak? Bu partilere de Ağrı, Şırnak, Van gibi HDP'nin, Hakkari gibi HDP'nin güçlü olduğu yerlerden seçilebilecek sıradan milletvekilliği sağlanacak. Yani bir becaiş yapılacak. Anlatabiliyor yani muyum? Yani sen diyorsun ki yani, HDP'li isimler aslında Gelecek ya da Deva'dan listeye sokulacak. Ya da ittifaktaki başka bir partinin listelerinden milletvekili seçilecekler. Milletvekilinden istifa edip verilecek. Bakan olacak. Ha, yok milletvekili şöyle bu partilere milletvekilliği verilecek. Onların kontenjanından isimler sanki bu partilerin masadaki partilerden bir ya da birkaçının kontenjanındaymış gibi bakanlıkla görevlendirilecekler. Dolayısıyla görüntüde... İyi Parti buna sessiz mi kalacak? Ya şimdi bak Hande, lütfen bizi izleyenler yanlış anlamasınlar. Ya biz burada aslında birçok şeye sessiz kalan bir partinin sürekli olarak bu olup bitene bir tavır koyacağını ya da bir tavır koymasının kaçınılmaz olduğunu konuşup duruyoruz. Ne oluyor? Herhangi bir tavır görüyor muyuz? Koymuyor, görmüyoruz. Ne diyorlar? Bizim olduğumuz yerde olmazlar, değil mi? Biz buna izin vermeyiz. Peki pratikte bunun herhangi bir yansımasını görüyor muyuz bugüne kadar? Görmüyoruz. Aynısı olacak bak. 2019 yerel seçimlerinden beri nasıl ki ne HDP'si canım işte
millet sandıkta ittifak yapmış ya da yok işte siz Habur'a bakın Megri işte Apo'nun kardeşini TRT'ye çıkardığınız söylemleriyle bu konu sürekli gargaraya getiriliyor. Aynısı olacak bak. Aynı süreci yürütecekler. Değişen hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla ben o ona izin verir mi? Bu buna tepki göstermez mi? Göstermez kardeşim. 2019'dan beri belediyelerde ne oluyorsa, siyasette ne oluyorsa burada da aynısı olur. Peki yani sen o zaman şöyle mi diyorsun? HDP ile CHP anlaştı zaten mi tabii diyorsun? Tabii ki. Bak ben HDP, bunu da... HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Destekleyecek. Peki. Ya çok net bu. Yani burada zaten Mithat Sancar'ın açıklamalarına bakın. O kadar çıkmasaydı bakın. Zaten belki İmamoğlu seçeneğe de çökmezdi. Tabii. Hatta şöyle İsmet abi, İmamoğlu bir dönem sanki Kemal Bey'in önündeydi. HDP'den gelen destek açıklamalarıyla hatırlarsan evet. İbre Kemal Bey'e döndü. Ve HDP'nin önde gelen isimlerinin İmamoğlu hakkında hani bir kulis bilgisi olarak aktaralım. Hani çok da güven telkin etmediği kendileri açısından gibi yorumlar yaptıklarını, Kemal Bey'i daha güvenilir bulduklarını, konuşulabilir bulduklarını söylediklerini, yakın çevresinde anlattıklarını biliyoruz. Ama şöyle bir durum var Zafer Bey, Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını okudunuz mu? Mektup konuşacağım. Ben gördüğüm çok açık ve net bir ittifak istiyorlar aslında. Tabii. Evet. Bu ama mümkün olamaz. Murat Gezici iyi bir noktaya getirdi. Bak, en net tavrı gösteren parti aslında HDP. Evet. Arkasından da CHP. Bak bu iki parti ittifaklarını saklamıyorlar. Saklamak istemiyorlar. Hı-hı. Gelinen noktada baktığımızda diğer üç partinin de Saadet, Deva ve Geleceğin de farkındaysan son birkaç günde yaptığı açıklamalara bak, HDP'nin de orada mutlaka olması gerektiğine dair açıklamaları var. İttifak olmayacağını ben öngörüyorum. Fakat aday çıkarmama ihtimalinin olduğu söyleniyor. Fakat Selahattin Demirtaş'ın son dönemde eğer ki bizimle masada anlaşılmazsa biz aday çıkartırız durumunda. Ya aday bile çıkartsalar ben HDP ile bu da bir siyasi pazarlık ama. Evet. Ben ama HDP ile ittifakın çok böyle resmi bir anlaşma yapacağını sanmıyorum. İşte benim öteleyecekler. Az önce anlattığım senaryo zaten bu sizin işte sizlerin dile getirdiği bu tip seçmen tepkisine yol açabilecek durumları bir şekilde kamufle yok, etmek amacıyla. Yok ama gibi şöyle mi? Bir şey Zafer bence, Bey. Bence değil. Nasıl? Bir dakika bence şey değil bununla diyor ilgili ama. Bir şey daha söyleyeyim. Özür dilerim İsmet Bey. Zafer Bey, Aralık ayında AK Parti HDP'ye anayasa görüşmeleriyle evet. ilgili bir son heyet normal. Yolladı. Kemal Bey'in gitmesi bu, son derece böyle normal. Böyle bir gitmesi normal değil mi? Ya tabii ki normal. Ben normal dedim zaten hatırlarsanız. Dedim ki ya Kemal Bey'in gitmesi son derece normal. Ama toplumdan korkuyorlar dediniz. AK Parti korkmuyor mu? Nasıl? Toplumdan AK Parti ne için gitti? Kamudaki başörtüsü yasağıyla ilgili gitti değil mi? Hazırlık var mı bununla ilgili? Yani, gelecek mi meclise? Murat Bey bu gazeteci sorularınızı Hande Hanım'la bence kendi aranızda istişare edin. O ikisi farklı şeyler. Sıkışınca ben kaçıyorsunuz Ben size şunu Zafer söyleyeyim. Bey. Niye sıkışacağım ki? O zaman cevap alayım. Sizin böyle bir enteresan bir mantık kurgusal işleyişi var. Ben evet. sadece onun bir parçası olmamaya çalışıyorum. Yani şimdi Aralık ayında başörtüsü düzenlemesi için HDP ile yapılan görüşmeyle bunun ne alakası var? Bir. İkincisi ben Kemal Bey'in HDP'ye gitmesini normal bir gelişme olarak görüyorum. Elbette ki gidecek. Yani HDP kendisini destekleyen, bu ülkede siyaset yapan, Anayasa Mahkemesi'nin bugün hakkında olumlu bir karar verdiği bir siyasi parti. Dolayısıyla HDP'ye gitmelerinde bir şey yok. Benim dediğim şeyi bir kez daha söylüyorum. Bu partinin üst yönetiminin Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla sorunlu olması, bunu gizlememesi, Türkiye topraklarının bir bölümüne dair önce özerklik, arkasından bağımsızlığı hedefleyen bir politika takip ettiklerini hiçbir şekilde gizlememeleri. Benim itiraz ettiğim tek nokta bu. Yoksa elbette ki bu parti eğer Anayasa Mahkemesi bu kararları veriyorsa legal bir partidir. Kapatılmak üzere olan bir siyasi parti Aralık ayında bir komisyon görüşmesi kapatılmak gitmesi... üzere olan bakın bu sizin subjektif bir yorumunuz. Kapatılmak üzere olan değil. Bak Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş. Ne zaman erteledi? Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş değil mi? Verdiği karara bakın. Kapatılmayacağını bir dakika ona geleceğim. Burada ona geleceğim. Zafer Bey'in burada, verdiği mesaj kapatılmayacak burada diyor. Ya Murat Bey ben Anayasa Mahkemesi üyesi değilim, hukukçu değilim. Benim verdiğim mesaj bir siyasi partiyle ilgili nasıl belirleyici olabilir? Bir dakika ama konuyu dağıtmayın ona geleceğim. Evet.